oldum. Ben gençlere de tabii siz öğrencisiniz herhalde. Yani KPSS'ye mi gireceksiniz? Uzman toplum KPSS'ye olanlar da daha çok KPSS'yi biraz ağırlık versin de tavsiyemiz de olsun. Hayırlı olsun hepinize de. Tebrik ederim. Mustafa Başkanım. Ben de güzel katılan arkadaşlar tebrik ediyorum. Başarılarını devam ediyorum. Bu arada Sayın Müdürümüze sizin de bir haberiniz olsun. İnşallah önümüzdeki Aralık ayındaki mecliste Çamlıca'yla ilgili bir projemiz var. Sizlere de ben teşekkür ediyorum. Eşitamadım. Eski Atatürk Büyük Öğretmenliği'ni tahsis ettiğinizden dolayı orası gerçekten arkadaşlar için de iyi oldu. Çok tefek sıkıntılar var. Onları hep beraber aşacağız. Burada cam üzerine tam boyunca zaman şeyler, mezar konukları falan böyle de bir şey. Hem o düşündüğümüz olay artık yaptıklarını satabilecek şekilde yani daha ileriki dönemler daha farklı bir şey düşünüyorum. 2-3 aydan beri şeydi. Bu arada bir de toplantıda alacağız gündeme. Yatırım tamamen belediyemiz tarafından karşılanacak. Bank eğitimde Atatürk'ün öğretim okulu o binanın birisinde, onların birisinde halledeceğiz. Fırın falan lazım ona, şey lazım. Çok teşekkür ederim canım. Sağ olun. Başta müdürüm olmak üzere evet. Çok teşekkür ederiz. Binayı kullandırdığından dolayı da elbette müdürümüz bir türlü yaptığında şu günü hayatlananlar da kirli pasını bütün onlar çekiyorlar. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Arkadaşlar geçen sene ben de yeni göreve başladım. Halil Bey de yeni göreve başladı. Biz geçen sene gerek bakım kursları, yaşlı bakım kursu, gerek zihinsel engelliler bakım kursu olarak özellikle zihinsel engellilerde Aydın'da tektik. O yüzden Nazilli'den özellikle çok büyük talep oldu. Atça'daki kursumuza katıldılar. Ve Didim ve Kuşadası'ndaki rehabilitasyon merkezlerine biz buradan personel verdik. Onlar iş imkanı buldular. Bunun üzerine tabii biz zihinsel engellileri açınca diğer halk eğitimlerde bizden görerek onlar da açtılar, çoğalttılar daha sonra. En büyük başarımızdan biri de yine Sultanhisar Belediye Başkanım da destek vermişti. İşkur'la ortak bir çalışma yapıldı. Onda da çok güzel yine yaşlı bakımı ile alakalı bir kursumuz oldu. Teveccüh çok fazlaydı. Oradan da hem evde hastası olan, yaşlısı olan, zihinsel engellisi olan vatandaşlarımız yararlandı. Harika oldu. Bişki dikiş kursumuz devam ediyor. Özellikle giyim üzerine bayanların çok güzel. Biz kaymakamlık olarak ona destek veriyoruz, maddi destek. Çok güzel eserler ortaya koydular. Yani ben şaşırdım. Abiye kıyafetler yapmışlar. Aslında sergilendik ama biz aslında bir defile yapalım istedik. Niye olmadı? İnşallah bu dönem için... Mankenin kursları çalıp onları da bu sene inşallah belki festival dönemimizde, Sultanahmet Festival dönemimizde olabilir. Onu söyleyecektim. Şunu hazırlanıyoruz. Biz geçen yıl biliyorsun 150 evet. Kişiyle üniversiteli bir koreografi hazırladık. Bu yıl tekrar festivalde onu düşünüyoruz. Yani burada şeyiniz, tasarrufunuz olursa onu değerlenebiliriz yani. Gelebilir. Şimdi polis merkezimizin açılmasıyla Açço'da Açça Spor'a daha önceki halk eğitim merkezimi olarak Açça'da kullandığımız yer oraya geçince biz eski Atatürk Likörü binası çok eski tarihi bence çok güzel orayı korumamız gerekiyor. Oraya geçti. Oraya tabi Mustafa Çınar Beyefendi başkanımın desteği çok oldu. İnşallah bundan sonra da olur. Orayı bunun merkezi haline getiririz. Cam olabilir. Ahşap boyama onu da yaptık. Geçen sene bir kurs yerine biliyorsunuz bir iş yeri açtı. Açılışına gelenler var mı bilmiyorum. Şu anda çok güzel. Çarşı var. İyi. Çünkü çeyizlik işler şey yaptı. Ona gönül verdi. Bizim kurslardan mezun olan arkadaşımız iş yeri açtı. Çok hoş oldu. Oradan ekmeğini kazanıyor. İnşallah sizler de buradaki sertifikanızda güzel işlere, iyi işlere, hayırlı işlere vesile oluruz da buna da vesile olduğumuz için bizler de bir pay sahibi oluruz. Tamam. Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çınar'a arz edelim. Onu peki. Hadi bakalım. Lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Hoş geldin. Ben aldım. Aldın mı?